Özgür oluruz yarın Remzi'cim. Evet Kadriyem. Zaten benim sana yarın bir sürprizim var. Aa deli. Yarın öğlen de evde ol. Tamam. Güle güle Cici Baba. Vallahi bir artı daha aldı benden. Eğlenilecek değil, evlenilecek adam bu. Kısmet. Güle güle Remzi'cim. Görüşürüz. Dikkatli ol. Saatlerce uğraştık yine de şu masa düzenini oluşturamadık ha. Öyle abi. Bu dün yapmanın en zor kısmı burası. Ben sana söyleyeyim yani. Evet doğru. Senin gibi pis meraklıları yüzünden çok zor. Ama yani şimdi 700 kişilik bir düğünün masa düzeninde bir günde bitmesini bekleyemeyiz zaten yani. Uzaması normal. Bitmez doğru. Sonra bir araya tekrar geliriz. Düğünden önce hallederiz canım bunu. Nedir yani? Tabii. Oo, saat kaç olmuş? Hadi Zeynep'i de gördüm. Bana müsaade. Haluk sen ne zaman taşınıyorsun? Bu akşam da otelde kalacağım. Yarın öbür gün geçerim artık eve. Tamam biz geliriz yardıma sana. Eyvallah sağ olun. Sağ olun. Tek başına yapamazsın zaten. Hadi. Haluk bir şeye ihtiyacın var mı? Yok yok sağ ol. Hadi görüşürüz. Hadi. Anne baba. Canım. Çok acil yardımınıza ihtiyacım var. Ne oldu canım? Yarın sınıfta kitap atölyesi var. Ne olacak ki? Sen zaten kitabını okudun, bitirdin. Evet, bu kitaptaki tüm öyküleri bitirdim. Tamam. Anne, şimdi herkes okuduğu kitabı anlatacak ya. Nasıl anlatacağım ben herkes için de? Utanırım ben. Hayır, utanmazsın. Bunda utanacak bir şey yok. Bir kere sen kitabı okudun ve biliyorsun. Bir de bak şöyle yapalım istiyorsan. Şimdi sen burada önce bize anlat. Hı. Prova gibi olsun ha? İşte ben de sana tam da bunu diyecektim. Tamam o zaman. Hadi baba. Hadi bakalım. Dinliyoruz. Hadi babası, hadi bakalım kitap atölyesi yapıyoruz. Hı. Hep beraber. Haluk da ne anlar ya kitap atölyesinden? Ne? Anlarım tabii. Bir gün tilki ormanda geziyormuş. Karga da peynir yiyormuş. Karganın peynir yediğini gören tilki gelmiş. Aferin benim kızıma, çok güzel anlatıyorsun. Devam et. Evet, devamı çok merak ettik. Devamını bilmiyor musunuz? Devamını anlatayım ben. Devamı çok... Tuna şaka mı yapıyorsun? Bilmiyoruz ya. Oğlum bıraksana, kız anlatıyor. Emine bilmiyorum. Hayır biliyoruz. Devam edebilir miyim lütfen? Anlat kızım. Evet canım, dinliyoruz biz seni. Tilki peyniri almak için kargayı övmeye başlamış. Hı. Demiş ki tüylerin ne kadar güzel demiş. Karganın hoşuna gitmiş. Tilki acaba sesin de tüylerin kadar güzel mi demiş. Hı. Hı. Bir öğüt de güzel sesini duyalım demiş. Karga da sesini duyurmak için ağzını açtığında peynir yere düşmüş. Hı. Tilki de gidip onu almış. Ve yemiş. Çok güzel. Aferin sana. Bu mudur yani? Bu tabii Haluk, sen bilmiyor musun kargayla tilkinin hikayesini? Hayır biliyorum da yani bunca zamandır bir türlü anlayamamışımdır. Yani hani tilki hainlik yapıyor. Hayır, burada anlatılmaya çalışılan hikaye bambaşka bir şey. Ha öyle mi, ne? İnsanın kendini bilmesi gerektiğini anlatan bir hikaye bu. Yani insan kendi yeteneklerinin farkında olmalı. Yani mesela eğer karga kendi sesinin kötü olduğunu bilseydi... ...tilkinin o övgülerine kanmayacaktı. Dolayısıyla ağzını açıp şarkı söylemeye çalışmayacaktı. Peynirini de kaybetmeyecekti. Evet. Ha şimdi de başımıza edebiyat profesörü kesildi. Hayır efendim, edebiyat profesörü falan değilim. Sadece okuduğumu iyi analiz edebiliyorum. Sana da tavsiye ederim. Evet, benim analizim şöyle. Yani hani katakulleye getiriyor ya kargayı. Yani diyor ki öğrenciler arkadaşlarını katakulleye getirsin. Ben bu tilkiyi bir yerden tanıyorum. Tanıdık geldi. Katakulleci Hüseyin, ne olacak? Şimdi esas hikayenin daha böyle geniş bir tarafı var Haluk. Ben isterseniz anlatayım size. Yani... Sen anlatma. Zeynep anlatıyor şimdi. İstersen... Yok Zeynep çok güzel anlattı, onu demiyorum ben Gül. Hani ben tamam. Başka bir bakış açısı açısından düşünüyorum. Bakış açısı istemiyoruz biz. Evet, yok. Bir sonraki Zeynep hikayeye anlatıyor. Sağ ol. Kızım sen güzel anlattın. Ben sana söylemiyorum, ben hikayeye söylüyorum. O yüzden. Aferin sana, aferin.
Hadi bakalım bir sonrakine geçelim mi? Geçelim. Tamam, dinliyoruz. Şimdi hangisi? Anlarım benim. Buyurun hocam. Harika bir oyundu. Tebrik ediyorum sizlere. Tebrik. 5 dakika ayakta alkışladılar abi. Evet ya. Aa Neco, vallahi tebrik ederim. Yani bu sefer lafını unutmadım. Şimdi nereye gidiyoruz abiler? İskender'e mi yemeğe? Jo, nereden çıkarttın İskender'i? Onu yarın akşam yiyeceğiz. Şükrü, program. Sırada otele geliş. Acıktım ben. Minik, kulisteki kurabiyeleri aldın mı? Aldım abi. Ver Neco'ya karnını doyursun, ben de oteldeki odaları ayarlayayım. Selamünaleyküm. Ben bayağı da yoruldum yani. Evli bir kadınla adam çocukları olsun istemişler. Bir gün kadın hamile kalmış ve pencereden bakarken canı karşı bahçedeki marullardan çekmiş. Tabii normal çünkü hamile. Ya Özlem Merve'yi hamileyken böyle bir canım muşbula çekti, aşerdi yani. Nasıl muşbula muşbula, ben sabahlara kadar muşbula aramıştım biliyor musun? Öyle mi? Eski karınla ilgili başka hikayeleriniz var mı? Anlat istersen burada. Zeynep'i durduralım, sen başla, devam et. Olmaz canım, şimdi Zeynep anlatıyor, ayıp olur yani. Zeynep anlatsın da yani... Seni dinliyoruz bebeğim. Evet canım. Adam da gidip karşı bahçedeki marullardan kopmuş. Fakat bahçenin sahibi kötü kalpli bir cadıymış. Ama neyin? Yakalamış mı peki adamı? Yakalamış. Sonra ne olmuş bir tane? Cadı da eğer doğacak çocuğunuzu bana verirseniz size bir şey yapmam demiş. Ve çocuğunu vermiş. Evet baba. Yavrum sen bu hikayeyi unut. Hiç okumadın farz et. Yani bunu unutalım. Buna söyleyecek herhalde bir şeyiniz yok. Var tabii ki. Var. Ya bu hikayede de ya tabii ki çocuğunu vermeyecek insan. Çok saçma. İnsan çocuğunu verir mi? Mesele o değil. Bu örnek kısmı. Yani insan kendine ait olmayan bir şeyi almamalı. Çocuklara öğretilmeye çalışılan şey bu. Evet. Aynen öyle. Yani ailesinden, annesinden, babasından, arkadaşından izinsiz onların hiçbir şeyini almamalı. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ya bir suç varsa cezasız kalmamalı. Yani öyle olmalı gibi geldi bana. Ya arkadaşlar bırakın Allah aşkınıza ya. Ya göz hakkı diye bir şey var bizim kültürümüzde. Kadın hamileymiş. Canım marul çekmiş. Ver gitsin yesin. Ne olacak ya? Ama hayır. Bu hikayelerin hiçbiri Anadolu'dan gelen hikayeler değil. Hepsi yabancı dilden çevrilmiş. O yüzden böyle. Ama Anadolu insanı bırak marulu, tarlayı verir. Çünkü göz hakkı diye bir şey var bizde. Hacı, buna zaten bir şey demiyoruz. Haklısın ama bunlar hikayeler, çocuklara bir şeyler öğretmek için yazılmış. Lütfen sürekli taş koyma. Evet, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Haluk gittikten sonra mı?